2022 YKS sonuçları açıklandı. Sıralamalar nasıl olacak? Tercihlerimizi nasıl yapacağız? İsterseniz en önemli soruyla başlayalım arkadaşlar. Tercihlerimi nasıl yapmalıyız? Tercihlerimiz yaparken en önemli şey istektir arkadaşlar. Neden? Çünkü birçok öğrenci sadece puanı daha yüksek, sıralaması daha iyi, öyle diyorlar, böyle diyorlar diye belki de istemediği bölümü yazabiliyor. Dolayısıyla sakın sakın istemediğiniz bölümü yazmayın arkadaşlar. Peki biz hocam daha yeni giriyoruz sınava. Bizim hayat tecrübemiz 30 yaşındaki, 40 yaşındaki, 50 yaşındaki insanlar gibi değil. Biz neye göre neyi istemeliyiz diyorsanız bu durumda da araştırma yapmanız lazım. Yani sayısal öğrenciler tıp mı yazmalı yazılım mı yazmalı? Eşdallık öğrencileri işletme mi yazmalı hukuk mu yazmalı? Bunu çevrenizden aldığınız bilgilerle doğru bilgilerle esasında belirleyebilirsiniz. Bundan sonra en önemli kısım başlıyor. Diyelim ki siz yazılımı tercih edeceksiniz. O saatten sonra birinci tercihinize yazılım, ikinci tercihinize yazılım, üçüncü tercih diş hekimliği, tıp yazmayın. Yani bir bölüme odaklandıysanız, o bölüm istiyorsanız o bölümle alakalı devlet üniversitelerini, vakıf üniversitelerinin bursa kısımlarını, yarı bursa kısımlarını olabilecek her şeyi yazmaya çalışın. Yani ben bazı öğrenciler görüyorum. ilk tercihine yazılım yazmış. ikinci tercihine Boğaziçi fizik var. Üçüncü tercihinde işte tıp var, diş hekimliği var. Yani bir karmaşa var. Esasında öğrenci tam olarak istediğine karar vermemiş. İşte onun puanı yüksek diyorlar onu yazıyor. Bunun puanı yüksek diyorlar bunu yazıyor. Bence ben şu andaki tecrübemle sizin yaşınızda olsaydım mutlaka mutlaka sayısalda ya da sözelde bir bölüme karar verdikten sonra onunla alakalı araştırmaları yapıp bilgileri edindikten sonra onunla alakalı bütün bölümleri yazmaya çalışırdım. Ve artık benim yolum bu derdim ve sonrasında da sıralamalarıma göre birazcık yukarıdan birazcık aşağıdan güzel bir tercih yapardım. Bir de en önemlisi sabır ve inanç. Siz istediğiniz bölüme ya da istediğiniz şehirdeki üniversiteye giremeseniz bile şuna inanmanız lazım. Sabrettiğinizde araştırıp bilgi edindiğiniz meslekle alakalı kendinizi geliştirdiğinizde zaten çok iyi yerlere geliyorsunuz. Yani nasıl şu liseye gidince şu üniversite kazanılmaz diye bir şey yoksa şu bölümü kazanamadığında ya da şu üniversiteyi kazanamadığında o mesleği bir daha hiçbir zaman yapamazsın diye bir bilgi yanlış arkadaşlar. Tabii ki tıplar ya da mühendislikler ya da öğretmenlikler buna benzer bazı bölümlerde tabii ki spesifik olarak hem sıralamalar var hem de o bölümü okumanız gerekiyor. Ama mesela benim tanıdığım birçok yazılımcı arkadaş var. Hepsi Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunu değil ya da bilgisayar mühendisliği mezunu bile değil. Kimisi iki yıllık programcılık mezunu, kimisi kendini bir şekilde farklı bir sayısal bölümden mezun olduktan sonra geliştirmiş ve şu anda gerçekten çok başarılı yazılımcılar. Dolayısıyla arkadaşlar hedefinize ...odaklandıktan sonra, istedikten sonra... ...bununla alakalı araştırmalar yapıp sıralamanıza göre tercih yaptıktan sonra... ...sabırınız, inancınız yani tevekkülünüz de çok çok değerli. Sakın sakın bu oldu, bu olmadı diye düşünmenize gerekiyor. Başarı sıralaması uygulaması devam eden programlara baktığımızda... ...tıp fakültesinde, diş hekimliğinde, eczacılıkta, hukukta, mimarlıkta, mühendislikte... ...ve öğretmenlik programlarında yine başarı sıralaması uygulaması devam ediyor. Yani bir üniversitenin puanı veya sıralaması e, kapanmasa bile buraya eğer sizin sıralamanız bu bölümler için yeterli değilse giremiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi son dört yılda tercih döneminde en çok tercih edilen bölümlere baktığımızda tıpların, hukukların hep önde olduğunu görüyoruz. Ama 2020 ve 2021'de iş bulabilme kolaylığından dolayı hemşirelik bölümünün çok daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Bilgisayar mühendisi zaten her dönem en popüler bölümlerden bir tanesi ama tekrar size bunu anekdot düşmek istiyorum. Eğer kodcu olmak istiyorum, yazılımcı olmak istiyorum diyorsanız illa ki X Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliğini bitirmek zorunda değilsiniz. Benim birçok bilgisayar mühendisi mezunu arkadaşım, ...Boğaziçi mezunu arkadaşım yazılımcılık yapmıyor. Başka işlerle oluşuyor. Yani özel sektörde pazarlamayla, marketle alakalı işler yapanlar bile var. Ama aynı şekilde ön lisans bölümlerinden ya da farklı üniversitelerin tamamen farklı bölümlerinden mezun olup yazılımcılık, koculuk yapan arkadaşlarımız da var. Çok da başarılar arkadaşlar. Yine eşdarlıkta hukuk her zaman gibi hükümdarlığını devam ettiriyor. Neden? Çünkü bunun sebebi de şu arkadaşlar. Şimdi bunun sebebini size şöyle net bir şekilde açıklayayım. Özel sektör var biliyorsunuz. Bir özel sektör var. Yani siz mezun olduğunuzda kendi işinizi yapmayacaksanız ya bir özel sektörde bir firmada çalışacaksınız ya da devlete girip KPSS için uğraşacaksınız. Yani ben devlet memuru olmak istiyorum. A sınıfı memuru olmak istiyorum diyorsanız örnek veriyorum. Boğaz İşletmeyi bitirdiniz. Ben işte Shell'de çalışacağım veyahut da ben X firmasında yönetici olacağım diye hayaller kurabilirsiniz. Planlar yapabilirsiniz. Ya da ben işte hesap uzmanı olacağım. Ben devlette belli yerlere geleceğim diyebilirsiniz. İşte devlette belli yerlere gelirken girdiğiniz KPSS sınavında, KPSS'de daha doğrusu mutlaka mutlaka bilmeniz gereken bazı dersler var. Bu dersler işte işletme, ekonomi, maliye, hukuk dersleri gibi şeyler var. Burada hukuk bölümü gerçekten hem avukat, hakim, savcılık sınavlarına kendisi bizzat özel olarak girebildiği için hem de KPSS'deki sınavlarda diğer bölümlere göre biraz daha başarılı olabileceği için hukuk bölümünü öğrenciler çok fazla tercih ediyor. Yani esasında sizin amacınız para kazanmaksa benim iyi yerlere gelmek istiyorum diyorsanız özel sektörde daha fazla para kazanabileceğiniz için hani devlet değil de ben özel sektörde çalışacağım diyorsanız bu durumda işletme, iktisat gibi bölümlerden de hukuk bölümünden mezun olan bir öğrenciden çok daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Yani hukuk olmadı hukuka giremiyorum eyvah hayır öyle bir şey hiç düşünmeniz gerek yok. Hatta ve hatta hukuk bölümünü yazmış avukatlarla, hakimlerle, savcılarla mutlaka vardır bir tanınız. Görüştüğünüzde esas hukukun farklı bir hayal olduğunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Değişik zor bir hayal olduğunu da görebilirsiniz. Diğer bir şey ise arkadaşlar devlet ve vakıf. Bu da çok önemli. Devlet ve vakıf üniversitesi. Yani bir bölüm isteyip karar verdiyseniz arkadaşlar bence büyük şehirlerdeki vakıf üniversitelerinde burslu okumak devlet üniversiteleri okumaktan daha avantajlı diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü oradaki agresif kapitalist ortamı görebilirsiniz. Orada aynı şekilde yabancı dil eğitimde alabilirsiniz ve ayvah bursum kesecek ben en devlet'e gireyim diye düşmeyin. Devletteki öğrenciler biraz daha böyle KPSS odaklı ilerlerlerken vakıf üniversitelerindeki öğrenciler kendi işimi kurayım, işte şu sektörde şuralara geleyim diye düşünüyor. Dolayısıyla para açısından düşünüyorsanız vakıf üniversitelerinde kapitalist ortamı ben şahsi olarak tercih ederdim diyorum. Sizleri yönlendirmiş olmayayım ama ben vakıf üniversitelerinde bursu ortamları tercih ederim. Şimdi gelelim diğer kısma. Burada arkadaşlar psikoloji bölümü, sınıf öğretmenliği, ilk öğretim matematik öğretmenliği bunların her biri tabii ki daha rahat iş bulabilme. Bilhassa da devlette daha rahat iş bulabilme imkanlarından dolayı her zaman ön plana çıkıyor. Şimdi son dört yılda tercih edilen ön lisans bölümlerine baktığımızda yine sağlıkla alakalı tabii ki Covid sonrası sağlıkla alakalı bölümlerin çok daha fazla ön planda olduğunu görüyoruz. Bilgisayar programcılığı bölümü de yine her zamanki popülerliğini koruyor arkadaşlar. ÖSM Başkanı, şimdi gelelim diğer sorumuza. Yani hocam yığılmalar nasıl olacak? ÖSM Başkanı Halis Aygün, İlk oturuma 3 milyon 243 bin kişi girdi demişti. İkinci oturumda ise 2 milyon 56 bin kişi var. Şimdi zaten baraj olmadığı için yani baraj sorunu olmadığı için zaten herkes girebildi. Vakıf üniversiteleri rahat rahat alabilsin diye. Burada şunu da söylemiştik. Giren adayların çoğunluğu yani sonradan giren adayların çoğunluğu önemli bir kısmı 30 yaş üstü olduğu için... Onların sınav tecrübesi, sınav stresi, sınavla alakalı odaklandığı bölümler sizinkilerden farklı olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki bazı istinalar vardır. Çok çalışkan, çok başarılı, ben yeniden başlayacağım diyen bazı 30 yaş üstü insanlar vardır ama temelinde sizin rakibiniz olan insanların sayısı çok sizi olumsuz etkileyecek bir şekilde değişmedi diye düşünüyoruz. Zaten en önemlisi en başta söylediğim şey yani istekle alakalı kısmı hallettikten sonra ben isteğimi belirledim, araştırmamı da yaptım dedikten sonra o bölümle alakalı tüm üniversiteleri yazarsanız mutlaka birine girersiniz Allah'ın izniyle ve ardından da hayallerinize ulaşırsınız. Yani ben iyi bir e, ekonomist olmak istiyorum diyorsanız ilaki boğaziçi iktisat mezunu olmanıza gerekiyor arkadaşlar. Kendiniz geliştirdiğinizde hem KPSS'de hem de özel sektörde kendini geliştiren her öğrenci boğaziçi iktisat mezununun geldiği her yere rahat rahat gelebilir. Kimse onu durduramaz arkadaşlar. Dolayısıyla hedefinizi çok iyi belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer bir kısım ise bu aday sayısına göre bazı e, ee, Atlas'ta biz araştırmalar yaptık. Bazı sıralamalar görüyoruz. Ama bu sıralamalar ne olursa olsun, bu sıralamalar ne olursa olsun sizlere yığılma varmış gibi gelse de. Yani bakıyoruz burada işte 350 ve üstü puanda e, tyt'de sayısalda 175 bin, sözelde 110 bin, eşit artık 166 bininci sıralar ya da dilde 42 bininci sıraları görüyoruz. Doğru ama zaten sizin bir tercih hakkınız yok ki. Yani Hmm, yığılma var. Hmm, ben geride kalıyorum. Böyle bir şey düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken şey şu. ...isteğinizi belirleyip sabırlı ve inançlı bir şekilde tercihlerinizi dizdikten sonra... Tabii ki tercihleriniz yaparken sıralamalarınızda geniş aralık tutmanız gerekiyor. Yani eğer sen 76 olduysan 50 binden başlayıp 100 binlere kadar inmen gerekiyor. Eğer bu sene son kez bu işi bitirmek istiyorsan, eğer yeniden gireceğim diyorsan o zaman 50 binden başlayıp 76 binle bitirirsin. Dersin ki ben daha fazlasına inmeyeceğim bile diyebilirsin. Ama şu kesinlikle hatta tercih bile yapmayabilirsin. Oturup hemen çalışmaya başlayabilirsin. Burada önemli olan tercih skalamıza başarı, sıralama, başarı sıralamalarımızı biraz daha geniş tutmak ve 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 en önemlisi de inanmak. Yani ben Hacettepe'den değil de farklı bir üniversiteden mezun olsam, ODTÜ'den, Boğaziçi'nden, İTÜ'den değil de farklı bir üniversitenin aynı bölümden de mezun olursam kendimi geliştirdiğimde çok çok iyi yerlere gelirim demeniz lazım. Aynı üniversite sınavı gibi. Ben fen lisesi mezunu değilim ama tıp kazanabilirim. Ben fen lisesi okumuyorum ama tıp kazanabilirim. Ama mühendisliği kazanabilirim. Hayır, kazanamazsın. Hayır, kazanırım. Başlarım çalışmanız kıskı. Üniversite sınavında istediğim bölümü kazanırım demiştiniz ve şu anda çalıştınız ya. Aynı şekilde arkadaşlar, üniversite hayatında da çok çok iyi yerlere gelmek için illaki XYZ üniversitesi XYZ bölümü diye bir durum yok. Sınav sonuçlarınızı sonuç osym.gov.tr adresinden kontrol edebilirsiniz. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz'da başlıyor. Mutlaka bilgi edinmeye başlayın. Büyüklerinize sorun, sevdiklerinize sorun, hocalarınıza sorun. Mutlaka bilgi edinip isteğinizi ona göre belirleyip bölümlerinizi dizin. Tercihlerimizi 27 Temmuz 5 Ağustos Ar tarihler arasında yapıyoruz. Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapabiliyorsunuz. Tercihlerde değişiklik yapmak isteyenler bu işlemi de yine elektronik ortamda yapıyorlar. Fakat tercih süresi tamamlandıktan sonra artık tercihlerde değişiklik yapılmıyor arkadaşlar. İnşallah... Hayallerinizdeki sıralama gelmiştir. İnşallah da sıralamanıza uygun bir şekilde hatta sıralamanızdan çok daha iyi yerleri tercih eder ve kazanırsınız diyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.